Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda kullandığımız Mention kitabının Arbeitsbuch yani çalışma kitabı olan kitabın dinleme alıştırmalarını yani alıştırmayı yapmak için dinlemeniz gereken dinleme dosyalarının nereden edinebileceğinizi ve hangi dosyanın hangi alıştırmaya ait olduğunu göstergesi olarak yapıyoruz. Öncelikle sizin WhatsApp grubunuzda bu sizin grubunuz olduğunu varsayarsak şurada ders materyalleri olarak bir uzantı var, link var. Bu linke tıklayınca sizi otomatikman bu sayfaya atıyor. Bu sayfada bazen tıklayınca içeri giremeyenler olabiliyor. Burada ya Drive'ın uygulamasını indirsinler ya da Google kullanıcı adıyla orada hani giriş oturum açsınlar. O zaman açılabiliyor eğer açılamayan olursa. Girdikten sonra böyle kitaba dair bütün alıştırmalar mevcut. Şu ekstra bir kitap, onu da çözebilirsiniz. Burada Kursbuch'taki video alıştırmalarının videoları mevcut. İçinde kliplerin numaraları. Ama şimdi biz Arbeitsbuch'tayız. A1-1'den devam edelim. Kursbuch'a dair materyal Arbeitsbuch. Arbeitsbuch'a giriyorum. Burada audio kısmı var. Bir klasör daha var. İsterseniz buna sağ tıklayıp indirleyip bilgisayara indirebilirsiniz. İsterseniz direkt içine girip buradan başlatıp dinleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi burada tamam yüzlerce dinleme var ama bunlar hangi alıştırmanın dinlemeleri? Şimdi Arbeitsbuch'a dönüyorum. Örneğin zaten bütün dinleme alıştırmalarında Hören, dinleyin ya da Hören Sie, dinleyiniz direktifi bulunmaktadır. Yani bu alıştırmayı ben dinlemeden yapamam. Ondan sonra bu alıştırmayı gene dinlemeden anlayamam. Şimdi bunların hani burada mesela yazmıyor. Onu nereden bileceğim derseniz böyle solunda mesela burada var veya işte burada numaralar bulunur. Bir ok ve yanında kod numarası diyebiliriz. Bu aslında dinlemenin numarası. Örneğin şu alıştırmaya gidelim. Hangi isimleri duyuyorsunuz demiş. Yani duyduğumu yazmam lazım. Sadece dinleyerek yapabilirim bu alıştırmayı. 1-0-2 yazmış burada. İlk olarak yöntem şudur. İşte buradaki linke tıkladın. Arbeitsbuch'u buldun. İçine girdin. 1-0-2. İşte bu dinleme onun dinlemesi. Ama çok nadiren kaymaktadır bu dinlemeler. Bazı dinlemeler kitabın basım yılına göre veya buradaki dinleme eksiltme çıkartmana göre değişmektedir. O yüzden şöyle bir kontrol yapabilirsiniz. Örneğin burada yazıyor. Lektion ünite demek. Yani birinci ünite Fazit Training adındaki alıştırmaymış. Übung alıştırma demek. 14'te alıştırma numarası. Yani birinci ünite Fazit Training bölümünde 14. alıştırmanın A'sı. Şuraya gideyim. Fazit Training tamam. Zaten birinci ünitedeyim. Gidiyorum. 14. ünite alıştırma A'sı. Bunu tıklayınca onu gideceğim. Veya bir yöntemde şu şekilde dinleyerek yani örneğin tıklıyorum. Bazen açamayabiliyor. Direkt indirebilirsiniz. Bunun örneği olmuş oldu. Lektion 1. Burada öncelikle dinlemeye başlamadan önce hangi alıştırmanın dinlemesi olduğunu söylüyor. Şimdi tekrar başlatalım. Lektion 1. Lektion 1 yani birinci ünite. Tamam. Basis Training. Basis Training yani tamam. Übung 14. Übung 14 yani 14. alıştırma. A. Birinciyi başlıyor. İkinci geçtiğinde B diyor, sonra C diyor, sonra D diyor. Bu şekilde dinlemeleri hani ister indirip dediğim gibi ister iki kere tıklayarak bazen açmayabiliyor ama indirmeniz gerekiyor. Onun gibi yapabilirsiniz. Ondan sonra bir tavsiyem de şudur ki gene bu Arbeitsbuch kısmına gelin. Dediğim gibi burası dinlemeler, burası kitabın cevap anahtarı. Arbeitsbuch'un komple bu 110 sayfanın cevap anahtarı. Bir de burada transkripsiyonun adında bir dosya var. Bu dosyalarda dinlemeler için gerekli demeyeyim de var olan bir dosya. Bunlar dinlemelerin yazılı halleri. Yani ben 14. alıştırmadaki dinlemenin yazılı hali budur. Bu şurada işe yarar. Hani örneğin bir defa dinlediniz, anlamadınız burada geçen bir kelimeyi. 2 dinlediniz, anlamadınız. O zaman gelin bunu açın. Burada hem okuyarak hem de dinleyerek nasıl telaffuz edildiğini, nasıl yazıldığını görmüş olursunuz.